abilerimiz, arkadaşlarımız yoğun oldukları için bugünün anlam ve önemini 11 Ocak'ta yani bu akşam değerli büyüklerimizle, gazetecilerimizle icra edeceğiz. İnşallah mesleğin sorunlarını, geleceğe dair mesleğin beklentilerini, problemlerini konuşacağız. Çok kıymetli gazeteci büyüklerimiz var ama sözü onlara vermeden önce tabii bizi bu akşam Turgut Özal Kültür Merkezi'nde ve öncesinde ikramlarıyla misafir eden Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Poyraz'a da teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz bu anlamda. Bütün gazeteci konuklarımızı tabii ben takdim etmek istemiyorum. Çünkü sözü onlara vermek istiyorum. Hem günün anlam ve önemine binaen düşüncelerini, duygularını açıklamaları için hem de kendilerini takdim etmeleri için hemen sol başımızdan Yasemin Hanım'la başlayalım. Yasemin Hanım, söz sizde, buyurun. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Adım Yasemin Er Yıldız. Şile'de ikamet ediyorum. 18 yıldır Yıldız Haber adında gazetem var. Bugün 10 Ocak sayılır yine. Böyle bir programda hani koşturmaca içerisinde bizleri bir araya getiren öncelikle size teşekkür ediyoruz. Tabii ki Çekmeköy Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Uzun zaman oldu. Görmediğim arkadaşlar vardı. Bu vesileyle de onları görmüş oldum. Hepsinin de 10 Ocak gazeteci, çalışan gazeteciler gününü kutluyorum buradan. Sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Levent Bey'e verelim mikrofonu. Evet, Levent Bey, buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selam Tuzla Gazetesi imtiyaz sahibi. Tuzla'da ikamet ediyorum. 14 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Çok tecrübeli gazeteci abilerimle bir arada olmaktan mutluyum. Sizlere de böyle bir geceye ev sahipliği yaptığınız için size de ayrıca teşekkür ediyorum. 10 Ocak Gazeteciler Günü, evet, senede bir yıl bir kere kutlanan bir etkinlik olsa da sizin gibi değerli abilerimiz de sayesinde bunu sene boyunca hissediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Demet Bey. Mükremin Bey, buyurun. Evet, Mükremin Özkaya, Her An Haber Gazetesi imtiyaz sahibiyim. Mesleğe 1994 yılında profesyonel anlamda İhlas Haber Ajansı'nda başladım. Kurucu muhabirlerindenim. Daha önce tabii Türkiye Çocuk Dergisi ile lise çağlarında fani muhabir olarak başlıyordum. Ama İhlas Haber Ajansı kurulunca biz de kurucu muhabirlerinden olarak meslek hayatına girdim. Geliş o. Geliş bugüne kadar da kendi emekli olduktan sonra da kendi yayın grubumuzla devam ediyoruz. Ben size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yerel basın çok önemli. Avrupa Birliği Bakanlığı Egemen Bağış zamanında bizi ilk defa böyle bir araya getirip meslek örgütleri kurulması ile ilgili Avrupa Birliği'nde çok önemli olduğunu algılamıştı. Hakikaten de meslek arkadaşlarla girip gelmeler oldu. Bizim Türkiye'mizde maalesef Avrupa Birliği gibi çok önemsenmiyor yerel basın. Ama dilerim ileriki günlerde önemimiz daha çok meydana çıkar ve son zamanlarda meslek örgütlenme anlamında ciddi sayımız artmaya başladı. Bu da geçmişe göre oldukça güzel bir gelişme. Yerel basına son zamanlarda şahsınızda dediğim gibi gerçekten bize çok önem veriyorsunuz. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Hem Çay TV'ye hem de İstanbul temsilci olarak size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında Mükremin Bey, bu akşam gerçekleştireceğimiz programın bir özetini yaptınız. Mesleğin sıkıntıları, evet, bu anlamda büyük. Sadece yazılı basın değil, görsel basında da özellikle yerel diye adlandırılan medya kanallarında biraz herhalde devlet tarafından ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından biraz göz ardı ediliyoruz. Bunları, evet, da tabii dile getireceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Tamam. Gökhan Bey'e verelim mikrofonu, size zahmet. Öncelikle böyle bir programı organize ettiğiniz için sizlere ve Çay TV'ye teşekkür ediyorum. Ben Gökhan İzgi, İBB Haber imtiyaz sahibiyim. Aynı zamanda yazarım. İkinci kitabım yayınlanıyor. Ortalama 10 yıla yakın bir süredir, yani ortalama bu işi icra ediyoruz bölgesel anlamda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Gökhan Bey. Hemen sağ tarafımıza dönelim. Tabii Yaşar Bey var. Yaşar Bey, sizin de düşüncelerinizi bu anlamda alalım. Buyurun. İstanbul Flash Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Kaba ben. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldik. İbrahim Bey, çok teşekkür ederim.
Tabii bugün Çalışan Gazeteciler Günü ilan ettiğimiz dönemdeki yasa ne kadar uygulanıyor? Bunu tartışmak dahi gereksiz. Çünkü elimde bir rapor var Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin. Gerçekten çok iyi durumda değiliz. Bunu tabii ilerleyen süreçte konuşacağız. Daha sonra ben devam ederim. Teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Ozan Bey buyurun. Ben Ozan Derviş, Beykoz Doğuş Haber Gazetesi'nin imtiyaz sahibiyim. Yaklaşık 22 yıldır gazetem yayında. Daha öncesi İstanbul'da çeşitli radyolarda radyo programı yaptım. İkisini birleştirdiğimizde 33 yıldır sektörün içerisinde olan birisiyim. Bugün hem bir üzüntüyü hem sevinci birlikte yaşıyorum. 22 yıllık süre içerisinde geçmişte birçok yerel yöneticinin, birçok merkezi yöneticinin, birçok siyasi partinin gazetelerin merkezine gelerek gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları, gerek ana kademesi Gazeteciler Günü'nü kutladıkları dönemler geride kaldı. Maalesef gazetecileri ayaklarına çağırarak toplu imalat yapıp Gazeteciler Günü kutlama modu oldu günümüzde. Bu çıkmazda sizin Çay TV olarak böyle bir organizasyon yapmanız, bizleri hatırlamanız beni gerçekten çok mutlu etti. Gönül ister ki buradaki hatanın tespit edilmesi, bizde ise bizim kendimize çekirdeğinden vermemiz, yerel yönetimde ise yerel yönetimin, merkezi yönetimde ise merkezi yönetimin, siyasetçilerimizde ise siyasetçilerimizin veya sivil toplum kuruluşlarının kimde hata varsa onun çek edilmesi gerektiği adına çok teşekkür ediyorum size ve Çay TV'ye. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Adem Bey buyurun. Merhaba. Ben Adem Öztürk. Emekli bir iş adamı. 20 yıl siyaset yapmış. 20 yıl belediye meclisliğim var. 94'te seçimler iptal edilmişti Beykoz'da. Ara dönemde belediye başkanlığı yaptık. O işten de emekli olduk. Artık bundan sonra kültürel ağırlıklı konulara önem veriyoruz ve aynı zamanda Ozan kardeşimin gazetesinde de köşe yazarıyım. Bu konularda da ehil olduğuma inanıyorum. Konuyu uzatmadan arkadaşıma vermek istiyorum mikrofonu. Teşekkür ederiz Adem Bey. Bu arada az önce söyleyecektim, unuttum. Ozan Bey sosyal medya hesabında akşamları Türk Halk Müziği, Sanat Müziği konserleri veriyor. Meraklısı Ozan Bey'i takip edip konserlerine sosyal medyadan da olsa iştirak edebilir. Salı ve Cuma akşamları. Evet. Ömer Bey buyurun. Ömer Şahin. Önce Memleket Gazetesi ve Gazete Haber Marmara imtia sahibiyim. 10 Ocak Gazeteciler Çalışanlar Günü'nde Çay TV her zaman yaptığı gibi yine güzel bir başarıya imza attı bence. Bütün gazeteci dostları, arkadaşları bir araya toplayarak burada gazetecilerin sorunlarını tartışmak ve tartışmanın akabinde çözüm bulma noktasında bizim dilimiz olduğu için öncelikle teşekkür ederiz. Devamında da bunlara konuşacağımızı inanıyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Tabii davet ettik, davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Bu anlamda size çok çok teşekkür ediyorum. Netice itibariyle sizler bu programa dahil olmasanız bizim böyle bir programı gerçekleştirme imkanımız ve olanağımız olmaz. Biz yerel bir televizyon kanalı olarak, yerel çıkışlı bir televizyon kanalı olarak aynı zamanda sorunlar noktasında da aynı kategorilerde hep beraber birlikte mücadele ediyoruz. Bu anlamda size fayda getirecek ve bize fayda getirecek her şey yerel yayıncılık anlamında hepimizin menfaatine olacak diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Halit Bey buyurun. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Yine teşekkürle başlayayım. Halit Soytürk, Cadde News ve Sancaktepe News gazetesi genel yayın yönetmeni. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde böyle güzel bir program ve gazetecilik mesleğinin tartışılacağı veya sorunlarının gündeme geleceği bir program. Bu konuda Çay TV ailesine teşekkür ediyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Değerli birim de belirtti. 10 Ocak Gazeteciler Günü Türkiye'de iki tane var büyük olarak kutladığımız. Bugünlerde ne garip ki geçmişe 30 yıllık meslek hayatıma baktığım zaman son yıllarda gazeteciler kahvaltı gezerek siyasilerin Gazeteciler Günü'nü kutladığı bir süreç yaşıyoruz. Ben şahsen Halit Soytürk olarak bir gazeteci olarak herhangi bir Gazeteciler Günü programına katılmıyorum. Katılmadım bugüne kadar. Bu
Böyle bir programın olmasında da sizin ön ayağınızı Çay TV adına teşekkür ediyorum. Buradan da tek istirhamım var. Gazeteciler günü, çalışan gazeteciler ve diğer günlerinde o gün bizim siyasilerden tutun bürokrata kadar o gün bizleri ziyaret etsinler. Yani bir kahvaltıya gidip de onların nutuklarını dinlemek, bana açık ve net söyleyeyim, Zülge'de 365 gün biz zaten gazeteciler olarak siyasileri, bürokrasiyi takip eden kişileriz. Özel günümüzleri bırakın, bırakılsın, bizi ziyaret edilsin veya rahatsız etmesinler. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz tabii ama ben bu konuda herhalde sizinle biraz fikir olarak ayrışıyorum. Doğru, sizin haklı olduğunuz bir perspektif var. Bana göre tabii, bu benim tamamen şahsi düşüncem. Ama bu özel günde bir araya gelmemize vesile oluyorlar yerel yöneticiler zaman zaman. Bu anlamda bilmiyorum tabii, sizin bakış açınız da size göre haklı olabilir. Ama hem kaynaşma hem de davetli kurum veya kişi tarafından sizin sorularınıza da muhatap oluyorlar. İstediğiniz özgürlükte, tabii bu özgürlük meselesini de programın ilerleyen dakikalar içerisinde yine konuşacağız. En azından soru sorma rahatlığı ve fırsat oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu bir bakış açısıdır. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. O anlamda ben de burada kendi düşüncemi beyan etmek istedim. Bir şey söyleyeceksiniz herhalde Halit Bey. Yani bu konuda şöyle söyleyeyim, yani 365 gün siyasilerimiz genellikle seçilmişler. Bu iki güne sıkıştırıyor. Yani bir kahvaltıyla, biz kahvaltı şeysinde değiliz, herkese teşekkür ediyoruz ama meslek olarak şahsen baktığım zaman 365 günde farklı, özellikle atıyorum işte ilçelerin bir problemlerini siyasi parti temsilcileri gündeme getirebileceği 365 gün var. Bugünlerde getirmek yerine sadece bu özel günlere sıkıştırıp yani farklı bir şey söylemek istemiyorum ama ben şahsen katılmıyorum. O tip programlara katıldım. Geçen sene bir programa bir gazeteci meslektaşımız çağırdığı için katıldım. Başka da katılmıyorum. Ben bunu biliyorum. Bu konu tabii konular içerisinde yine tahmin ediyorum ki tekrar dile gelecek. Bu anlamda tabii herkesin düşüncesine, fikrine saygı duyuyoruz bu anlamda. Tekrar Yasemin Hanım'a dönelim istiyorum ve şunu sormak istiyorum Yasemin Hanım'a. Bugün az önce de ifade ettiğim gibi yerel anlamında hem yazılı hem de görsel medya bana göre bir ayrımcılığa tabi tutuluyor. Yerel ve ulusal olarak medya gruplarına ayrılıyor. Kategorize ediliyor biraz da bu anlamda. Siz bunu doğru buluyor musunuz? Ve aynı zamanda yerel medya ile ulusal medya arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz? Böyle başlayalım. Teşekkür ediyorum. Az önceki konu, hani o hakkında, onun hakkında da bir iki bir şey söylemek istiyorum ama bilahare yani o kahvaltı 10 Ocak muhabbetiyle alakalı bir şeyim olacak, katıldığım bir şey var, onu söyleyeyim hemen oraya geçeceğim. Hani bunlar bize jest yapıyorlar, biz teşekkür ediyoruz. Sadece şu, o gün yine biz onları dinliyoruz. Keşke o kahvaltılarda da arkadaşımızın dediği gibi o gün bizi dinleseler. Hani icraatın içinden değil de arkadaşlar bugün siz konuşun. Çünkü zaten hep onlar konuşuyor. Bunu söylemek istedim. Dedenize katılıyorum. Yerel ulusal diye ayrım bence olmamalı. Muhabirin yereli ve ulusalı olmaz. Habere giden herkes eşittir. Eşit şartlarda gider. Yalnızca gidişi hani yerelin ya da daha mikro olan şeylerin belki zor şartlar altında gider. Bence çok daha meşakkatli gider. Bana göre daha değerlidir. Hani yazılı basında yerel olur. Ama bugün internet siteleriyle zaten her tarafa ulaşıyorsunuz. O da aradan kalkıyor. Bence hani yerelden kalkınma yerelden başlar. Yerel gazeteyi, yerel medyayı ayakta tutacaksın ki ulusal medyayı da besleyebilesin. Bizde tam tersi oluyor. Özellikle gün geçtikçe şartlar çok çok daha fazla, koşullar gerçekten zorlaşıyor. Birçok kapanan yerel televizyon var, birçok kapanan yerel gazete var. İnternetlere ağırlık veriliyor ki rakamları artık aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Bugün bir yazılı basın gerçekten çok zorlaştı. Bunun yanında bizlerin
çalışma şartları zor olduğu gibi çalışacak, hani bu zorluklardan kaynaklı çok eleman sıkıntısı da yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Çünkü eleman alabilecek konumda değiliz. Bu son yasayla birlikte galiba basın ilan kurumu, yani 12 tane çalışan istiyor senden. Bağkurlu. Bugün geçen 2022 yılında 1500 lira olan Bağkur 2023 itibariyle %100 arttı. Hangi yerel medya, hangi yerel gazete 12 taneyi bırakın bir tane bile çalıştırabilecek konumda değil bugün. O yüzden ben hani bizler daha biraz daha fazla örgütleşerek, yani şu toplantı bile bu arada, yani bir arada olmak, birlikte güç olduğumuzu, birlikte ortak sesimizi bir yerlere duyurabilmek adına bence gerçekten önemli. Ben size gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Keşke hani bunlar daha çok olsa ve daha çok sesimizi duyurabilsek. Hep ses dinliyoruz ya bir yerlerden. Bence bizim de sesimizi birilerinin duyması adına şu dernekler, STK'lar ya da ne bileyim oluşumlar, hani hep birazdan, hep bir inandığımız şekilde sesimizi çıkarırsak sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben arkadaşlarıma hani biraz daha konuşurum ama çok haklarım, biraz aşka geldim. Yasemin Hanım, inşallah zamanımız teşekkür ediyorum bol diye düşünüyorum. 3 saate mersin. Yakın bir program gerçekleştireceğiz. Tabii bu konulara tekrar geri dönüş sağlayacağız. Çünkü detaylı konuşulması gereken mevzular bunlar. Ama dediğim gibi yine Levent Bey'le devam edelim. Ona da farklı olaraktan şunu sormak istiyorum. Bir yerel gazeteci olarak sahaya indiğinizde kurumların size bakış açısında, ulusala bakış açısıyla yerele bakış açısı arasında bir fark hissediyor musunuz? Sadece kurumlarda demeyeyim bunu, netice itibariyle yerel gazeteciler aynı zamanda birebir halkla iç içe olan kişiler. Görev yaptıkları bölgede, semtte, ilçede halkın ulusalda duyurulmayan problemleriyle hemhal olan, o problemleri bizzat yerinde gidip inceleyen kişiler olarak aynı zamanda şunu da ilave etmek istiyorum soruma. Vatandaşın bakış açısında da herhangi bir bu anlamda farklılık var mı? Şimdi vatandaşlarımızda Tuzlu halkı olarak, ben genelde Tuzla'da olduğum için Tuzlu halkından basın mensuplarına sevgili, saygı çerçevesinde her türlü yardımcı oluyorlar. Ama kamu kuruluşlarıyla alakalı olarak bahsettiğimiz zaman evet, ulusalda yerel arasında ayrımcılık yapanlar var maalesef. Ama biz biraz o konuda Tuzla'da biraz şanslıyız. Çok daha ondan sonra bunun zorluklarını yaşamıyoruz. Ama genel olarak Yasemin Hanım'ın söylemiş olduğu gibi oluşan derneklerde bu sorunları yeterince dile getiremediklerinden dolayı işte biz de herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz bir topluluk olup da birini seçip bunların da sorunlarını Ankara'ya kadar götürüp ya da daha farklı yerlere götürüp çözüp üretemediklerinden dolayı hep aynı yerde dönmeye devam ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Mükremin Bey'e de tabii şimdi yerelden madem bu turu açtık, yerel gazetecilik ve ulusal gazetecilik konusundaki tabii düşüncelerini merak ediyoruz. Siz nasıl olayı gözlemliyorsunuz? Evet. Yani ben her ikisinde de bulunduğum için kendimi şanslı O zaman Mükremin Bey şöyle sorayım size. Evet. Yani ulusal ajanslarda çalışırken gördüğünüz itibari şu anda yerel bir gazeteci olarak görüyor musunuz? Öyle diyelim o zaman. Yani zaten konuşma uslubumda önce her zaman çuvaldızı kendimize batırmamızı istiyorum. Ben gazeteci olarak eksiklerimizi de söyleyeceğim. Artlarımızı da söyleyeceğim. Bir kere ulusal basınla yerel basın karşı tarafa baktığın zaman tabii ki aynı kefeye koyamazsın. Ulusal demek, bugün kurumlar açısından baktığınız zaman veya halka indirdiğiniz zaman sesinizi çok daha geniş kitlelere veya o problemi basın yöntemiyle anlattığınızda ulusalda daha çabuk çözülüyor. Bunu herkes biliyor. Yerel, sadece yerel bölge kendi alanında bir etkinliği vardır ama o bölge dışına çıktığınız zaman o etkiyi göremezsiniz, bekleyemezsiniz de. Ben Tuzla'da şu anda ikamet ediyorum. Orada yıllar boyunca Mavi Tuzla ismiyle yayın yaptıktan sonra yerel kalmanın sıkıntılarını çok yaşadım. Ve aslında bilinen ve emek verdiğim bir yayın organıydı Mavi Tuzla. Onu bırakmak çok kolay olmadı ama bırakmak zorunda kaldım.
güzel de bir itibarı vardı. Çünkü o bir noktada sizi tıkıyordu. O yüzden Her An Haber anlamında genel bir gazete ismiyle çıktığım zaman gerçekten bana faydası oldu. Daha geniş kitlere ulaşmak veyahut da psikolojik olarak etkisinin bir tarafa bırakalım, her anlamda geri dönüşü farklı oldu. Ulusal basınla Anadolu'ya, ne bileyim yurt dışına, özellikle kendi ülkemizdeki herhangi bir ile gittiğiniz zaman gerçekten çok büyük fark oluyor. Ama tabii o gazeteci kimliğini ister yerelde ister ulusalda çok iyi taşımak lazım. Çok iyi haddilerini bilmek lazım. Yani o konuda zaten gelecektir. Bizim hatalarımız da var. Meslektaş arkadaşlarımızın bu mesleğe verdiği zararlar da var tabii ki. Onun sıkıntılarını da çok yaşıyoruz. O nedenle yerel basının yeri farklı, ulusal basının yeri farklı. Onu söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum Mükremin Bey. Şimdi Mükremin Bey'in anlattıklarından yola çıkarak Gökhan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Mükremin Bey dedi ki ulusal basının tabii hitap ettiği kitle çok geniş, yerel basına mukayese edilemeyecek kadar. Bu konuda mutlaka hemfikiriz. Fakat akşam haberleri açtığınız zaman herhangi bir ulusal kanalda Ümraniye'den, Çekmeköy'den, Sancaktepe'den böyle özelleştirilmiş veya bölgeye özel haberleri pek göremeyiz. Genelde ülkenin genelinin ilgilendiren siyasi konulardır veya çok olağanüstü durumlarda bölge bazlı haberlerde yapıyor ulusal medyalar. Fakat yerel medyalar öyle değil. Yerel medyalar eğer Ümraniye'de görev yapıyorsanız, Çekmeköy'de görev yapıyorsanız bölgenin hemen hemen tamamına hakim oluyorsunuz. Meydana gelen gelişmelerden haberdar oluyorsunuz ve bunların duyurulmasına da aslında bir yerde öncülük ediyorsunuz. Birçok zamanda görülüyor ki aslında ulusal kanallar bile haberlerinin temelini yerel kaynaklardan edindiği bilgilerle yapıyorlar. Bu anlamda biraz haksızlığa yerel medya mensupları olarak uğruyor muyuz? Öncelikle haber akışı mikrodan makroya doğru gidiyor. Yani tabandan tavana doğru gidiyor. Yani yerel üreten, yerelin ürettiği haberler ulusalda yer buluyor. Bunda hemfikiriz. Çünkü artık ulusaldaki ajanslar bile yereldeki muhabirlerle çalışma gereği duyuyor. Bölgesel örnek veriyorum. Tuzla'daki yerel bir gazeteciye kartını veriyor. Oradaki haberleri önce kendisine servis etmesini istiyor. X bir ilçedeki yerel muhabiri, çünkü az önce hanımefendinin bahsettiği gibi şeyi fazla, maliyeti fazla olduğu için artık yerel temsilcilerle çalışıyor. O yüzden aslında yerel mantığından yerel gazeteci sıyrıldığı zaman ulusalın önüne geçebiliyor. Çağımız teknoloji ve iletişim çağı. Artık Google indeksli çalışma tarzıyla, web site yönetimiyle, doğru bir veri tabanıyla ulusal gazetelerin bile birçok başlıkta önüne geçilebiliyor. O yüzden yerel mantık biraz daha basılı gazetede kaldı. Basıyoruz, bölgesel olarak 1000 tane, 2000 tane, 5000 tane dağıtıyoruz. Ama bugün sağlam bir altyapıyla yapılmış bir web sitesi ortalama aylık 20-25 milyon hite ulaşabiliyor. Yani 20-25 milyon okuma sayısına ulaşabiliyor. O yüzden yerel mantık biraz daha kendini açtığı zaman bu çağda ulusalı hem besliyor, beslediği gibi de kısmi olarak bazı alanlarda önüne geçebiliyor. Evet, teşekkür ederiz. Mikrofon Halit Bey'de ama Yaşar Bey'e verelim onu, sırayı düzeni bozmayalım. Yaşar Bey, size de şunu sormak istiyorum. Yani bugün tabii bilmiyorum, siz daha hakimsinizdir mutlaka konuya. İstanbul'da birçok onlarca, yüzlerce ifade edebilecek kadar yerel gazete var. Gerek internet gazetesi, gerekse işte yazılı basın, yani gazete çıkartan gazeteciler var. Bu anlamda biraz da buraya değinmek istiyorum. Şu anda tabii bir konuya ne kadar hakim olduğunuzu da bilmiyorum. Ben de çok fazla bilgi sahibi değilim bu anlamda. Gazetecilik yapma noktasında belli bir kriter var mı şu anda? Yani bir internet haber sitesi açıp herkes ben gazeteciyim diye piyasaya çıkabiliyor mu? Şimdi ben yazma cesaretini bulan herkesin yazmasından yanayım. Şimdi o gazeteci değil, bu gazeteci. Neye göre? Onun kararını sen veremezsin. Kim verir? Toplum verir. Ben 9 Ocak'ta bir etkinliğimiz vardı. Yılın ödüllerine verdik. Yılın gazetecilerine. Orada da söyledim. Hep söylerim.
A4 boyutunda bir sayfayı yazma cesareti bu yazabiliyorsa, kamuoyuyla paylaşıyorsa, o bana göre bu işin başlangıcında, yolun başındadır. Ha. Diğer ahlaki değerler apayrı bir şey. Yani girdiği yerde, çıktığı yerde saygı vesaire falan. Şimdi basın kamu görevi yapar. Anayasa öyle diyor, kamu görevi. Şimdi ben mesela bir dipnot var. Gördüğümüzü yazmalıyız, yazmak zorundayız. Biz kamuya, yani halkın haber alma hakkını kullandıran aracılarız. 2004 yılıydı. Ben ilk Günaydın Gazetesi'nde 87'de başladım. Sonra bir 10 yıl ara verdik 90'dan sonra. 2004'te bir arkadaşın ısrarıyla Güngören'de bir gazetede başladık. Sokakları geziyoruz. Altyapı değişmesi var. Mazgallar yok. Çok vahim bir durum. Yani her an birisi içine düşebilir. Haberini yazdım, geldim, acil dedim, ben yayınlayalım. Gazete patronu, işte yerel gazete patronu diyorum. Olmaz dedi. Neden? Arkadaşın sünnet düğününe belediye başkanı herkesten önce gelmiş. Hoppala. Ve ne oldu biliyor musun? Ben bıraktım tabii. Bir hafta sonra bir sel, çocuklardan birisi o mazgala gitti ve 3 ay bulunamadı. Yani bizim yaptığımız görev o kadar kutsal. Yani birinin hatırı için bir yere bırakılacak şey yok. Yine bulunduğum bölgede şey oldu, belediye başkanı değişti. Ondan önceki belediye başkanıyla biraz şeydi, biz biraz olayları yazan gazeteciyiz. İşte bugün şimdi belediye başkanı, o da başkan yardımcısı. Yaşar Bey dedi, hani geçmişte belediyenin ilişkileri basında iyi değildi ama şu anda iyi. Senin ismini listede göremiyorum dedi. Hani bir liste yaparlar işte basına belli bir destek için falan. Dedim başkanım, ben eve gidip, benim başka köyüm yok. Eve giderken ayağım taşa takılıyorsa sen listeyi alsan da yazacağım, almasan da yazacağım. Ya bu benim görevim. Ama dedim, asıl şu, ben yazıyorum, sen yapıyorsun. Bütün mahallelere de pankart asıyorsun. Sen düzgün çocuk, ben kötü çocuk. Yani şimdi görevini yapan da bu. Şimdi aslında sorun şu dostlar. Biz bir gazeteci siyasallaşmadan uzak durmalı. Yani herkesin evet düşüncesi var, fikirleri var falan filan ama mesela ben bazı arkadaşlarım partiyorsa, hayır kabul etmiyorum. Sen halkın haber alma hakkını kullandırmakla görevlisin. Düşüncelerimiz birbirimize farklı gelebilir. Olabilir. O yaratılış. Yaradana, yaratılandan dolayı şey yapamayız. Şimdi yaratan akıl vermiş, fikir vermiş, düşünce yetkisi vermiş, konuşma hakkı vermiş. Biz insanoğlu onu kısıtlamaya kalkıyoruz. Bu çok farklı bir yere gidiyor. Yani basın özgürlüğü derken ha. Şimdi son geldiğimiz yerde birçok ilkeli arkadaş mesleği bıraktı, başka iş arıyor. Neden? Çünkü yol ver. Yani basın, işte 2 yıl pandemi süreci geçirdik. Hanginizi, hangi belediye başkanı ya da görevlisi arayıp siz ne yaptınız diye sordum. Sordum arkadaşlar. Siz bulunduğunuz bölgede Şile'de evet sordum. Küçük lokal bir yer. Diğer yerlerde bütçesi daha büyük. Yerel yönetimler kanunun hemşeri hukuku var. Yani hemşeri dayanışması denen bir şey var. Peki belediye başkanları bunu bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar tabii. Şimdi biz bulunduğumuz bölgede hizmet ettik. Mesela bizim yazılarımızda onlara canı sıkılsa da ciddi hizmet ürettik. Mesela birisi bunun Beykoz'da, Kışla dediğimiz bir yer. Bizim yazılarımızda hayat buldu. Kavacık'ta bir park. Birisi anamdan kaldı, nenemden kaldı. Tam üstüne konacakken yazılarım sonucu şu anda halkın kullanımında. Üsküdar'da yine buna yani birçoğumuz dile getirdiğimiz şeylerle biz bu şeye hizmet ürettirdik. Yani onlara hizmet ürettirdik. Aslında onlara ücretsiz çalışan birer şeyiz. Ajan, öyle mi diyeyim, ne diyeyim? Şimdi bu işte 10 Ocak gazeteciler günü ne belediye başkanı aradı, ne kimse aradı. Hiçbir arkadaşımla. İstanbul'da basın ne kadar var? Yok, çoğu şu anda artık çekiyor. Yeni nesilde gelmiyor arkadan. Yani bizlerle, bilmiyorum arkadaşlar, yeni gençler var mı arkamızda? Yok. Şimdi biz hiç kimse görevini bilmiyor daha doğrusu. Hanedanlar döneminde hanedanları yetiştiren okullar vardı. Demokrasilerde okullar nerede? Hangimiz biliyor? Hangi siyasi parti biliyor?
Siyasi partiler halkı, devleti yönetmeye yetiştiren okullardır. Peki hangi siyasi gazetenin şeyini biliyor, kıymetini biliyor? Gazete demek, basın demek, şimdi burada her biri bak arkadaşına bir kitap yazıyorum diyor. Her gazeteci bir kitap yazma şeyidir. Yani toplumu yukarıya, ileriye götüren gazetecidir, basındır. O yoksa yazın hayatı yoktur. Yani biz bunların önemli bilmeden sırf siyasi şeylerimiz uğruna onu durdurmak, onu engellemek gibi bir şeyle fayda sağlayamayız. Sadece kendine zarar veririz. Bugün bizi yönetenler ve bugün sahada olanlar gerçekten bu anlamda oturup düşünmeli. Bizlerin de yapacağı çok şey var. Evet, STK'lar var ama yıllardır STK'lar işini ne kadar yapıyor tartışılır. Biz işte büyükşehirle ilgili, İstanbul'la ilgili konuşayım. Bazı arkadaşlar bilgisi var. Biz belediyenin ya da kamunun haberini yapıp kamuyla işte bak bu yapıldı diye gittiğimiz yerde otopark parası ödüyoruz. Yani basın, sarı basın ya da geçerli basın kartı almak için kriterlere hiçbir zaman bizim vurup uyması şansı yok. Yani davet ederken gazeteciyiz, etkinliği varsa bilmem gazeteciyiz ama otobüse bineceksin, yok öyle bir şey. Yani şimdi bu konulara Yaşar Bey, tabii ikinci bölümde ve üçüncü bölümde değineceğiz. Sıkıntılar anlamında, yaşanan zorluklar anlamında. Ama şimdi arzu ederseniz sözü Özhan Bey'e verelim. Yine sizin anlattıklarınız üzerinden Ozan Bey'e bir soru sormak tabii istiyorum. Tabii ki. Biz şimdi mikrofonu kapınca maşallah namaz var. Yok, estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi Yaşar Bey, Ozan Bey az önce söyledi ki yazma kabiliyeti olan herkes özgürce yazabilmeli. Bu anlamda bir kriter kısıtlama olmamalı. Fakat gazeteci kimliğinin oluşması için belli bir kriterlerinde olması gerekiyor. Bugün sosyal medyaya, dijital medyaya baktığımız zaman herkes zaten bir şeyler yazıyor. Bu anlamda özgürlük adına elbette bireysel olarak, vatandaş olarak bunları yazabilmeli, yazmalı da zaten, yazıyor da. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Ama mesleki yeterlilik anlamında ve mesleki kimlik anlamında bugün gazetecilik veya bir gazeteci nasıl olmalı? Belli kriterleri sizce de olmalı mı? Şimdi üstadım, bu konu çok böyle geniş kavramlı bir konu. Yani biz yerel basın mensupları olarak öncelikle kendi içimizdeki sıkıntıyı net anlayıp kendimizi toparlama adına bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Yani devlet o kadar başıboş bırakmış ki bunu, devlete müracaat edilen bir evrakla bugün herkes yerel basın sahibi olabiliyor. Ve arkasından devlet bunu denetlemiyor. Devlet bunu denetlemediği zaman da yaşın yanında kuru da yanıyor. Genelleme koyduğunuz zaman yerel basın diye adlandırılıyor. Dolayısıyla ben 22 yıllık yayın hayatımda şu ülkeyi savundum, hala savunuyorum. Ben yerel olguyu tam yaşatmaktan yanayım. Yani yerel gazeteyim deyip de genel gazete gibi düşünen bir yapıya sahip değilim. Bugün Beykoz'da haşa, yerin altını sorun, yerin altını cevap verebilirim ben size. Ama beni bir Kandil ilgilendirmiyor. Bir Şile'nin sınırı Kılıçlı'dan sonrası ilgilendirmiyor. Bir Yeni Mahalle'den sonraki Ümrani ilgilendirmiyor. Beykoz'u doya doya yaşamak ve yaşatmak ilgilendiriyor. Ve bu anlamda işte 33 yıldır sektörün içerisindeyim. İki tane evladım var. Birisi iletişim bitirdi, birisi gazetecilik bitirdi ve gazetecilik bitiren şu anda yüksek lisans yapıyor ve benim yanımda şu anda. Bunu niye söylüyorum? Yani çocuklarımı burada anlatmak için söylemiyorum. İki tane çocuğum da mektep okudu, mesleği okudular. İkisinin de bana ortak söylediği şu: baba, biz fakültede senin yanında alayda öğrendiklerimizin dışında hiçbir şey öğrenmedik. Sadece mesleğin akademik dilini öğrendik. Ama diğer etik kurallarını senin yanında ne öğrendiysek biz de onlarla kaldık, dediler. Yani biz kendimizi de check etmemiz gerekli. Sonra mesela yerel basınla ulusal basın arasındaki mesafe körükleyen bazı etkenler var. Mesela ilçelere gelen ulusal basın el bebek gül bebek. Yaşar arkadaşımızın söylediği gibi neredeyse
makam aracını gönderip firmasından alıp getirilirken siz bir parka parayla girmek zorundasınız. Dolayısıyla ulusal basın geldiği zaman gördüğü itibarla sizin gördüğünüz itibar bir değil maalesef. Siz ulusal basının baktığı açıdan da bakamıyorsunuz yerelde olaya. Dolayısıyla ulusal basın maalesef daha farklı bir boyutta. Son dönemde konuşmamın başında söylediğim gibi 10 Ocak kutlamaları, gazeteciler günüyle olan kutlamalar tamamen rafa kalktı gibi. Arkadaşımın söylediğine çok katılıyorum ve tebrik ediyorum kendisini. Dolayısıyla bu yozlaştırılıyor. Gitgide daha çok yozlaştırılacak. Mesela bir örnek vereyim. Sonra diğer arkadaşımıza sorunuzu sorarsınız. Bir etkinliğe gidiyorsunuz. Bu yerel yönetimin başı da olabilir. Merkez yönetimin başı da olabilir. Siyasetçi de olabilir. Sivil toplum kuruluşu da olabilir. Önünüzde basın mensupları var. Sizden poz istiyorlar. Siz şoförünüzün yanından cep telefonu çeken telefona bakıyorsunuz. Korumanızın bu taraftan çektiği telefona bakıyorsunuz. Bir bakıyorsun basacak fotoğraf bulamıyorsun. Ben çekmişim fotoğrafı. Bir gözüm bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa bakıyor. Yani bu olguyu içlerinde yaşayamamaların sebebi bizim içimizdeki maalesef sıkıntının onlar tarafından da bilinmesi. Yerel basın. Şöyle bir silkelediğimiz zaman silkeleniyorlar. Bir araya gelip de örgütlenemiyorlar. Mantalitesi var. Biz de bunu onlara malzeme olarak verdiğimiz süre içerisinde bizi maalesef çok daha fazla silkeliyorlar. Ben son, bu turdaki son sözüm, 22 yıllık sürem içerisinde şu ülkeyi koydum üstadım. Benim gazetemi, işte abi Adana'lı olsun, benim gazetemden 20 tane alsın, Adana'ya göndersin değişik sayılarından. Desin ki bu gazetenin sahibinin siyasi mantalitesini anlayabiliyoruz. Anlamaları mümkün değil. Ama ben 62 yaşındayım. Benim de bir siyasi görüşüm var. Gazetemi asla yansıtmam bunu. Bir tane haberimi yanlış olduğunu iddia eden birisi varsa onunla otururum. Çünkü doğru bir tanedir. Ya onun dediği doğrudur ya benim dediğim doğrudur. Eğer beni ikna edip haberimin yanlış olduğunu iddia ederse ben gazeteyi kapatırım. Birinci köşe yazımda bunu yazdım. Hala köşe yazımın peşindeyim. İkna edemediğim bir haberim varsa gazeteyi kapatırım. Bu amaçla yapıyorum. Etik kurallara dikkat ederek yapıyorum. Evet. Teşekkür ederiz Ozan Bey. Adem Bey, yazarlık yapıyorsunuz. Program başında kendinizi tanıtırken de meclis üyeliği yaptığınızı söylediniz. Şimdi gazeteci abilerimiz, büyüklerimiz genelde yerel yönetimlerin kendilerini anlayamadığından şikayet ediyorlar. Siz de bir zamanlar o pozisyondaydınız. Bu konuda hak veriyor musunuz? Sizin şimdiki düşüncenizde o zamanki düşünceniz arasındaki fark nedir? Tabii bizim geçmiş dönemimizde biz belediyelerde kendi düşündüklerimizi özgürce tartışıyor, ona göre yön verip kararlar alabiliyorduk. Şimdi o dönem siyasette de bitti. Yukarıdan söylenir, aşağıdan el kaldırır. Dolayısıyla biraz tuhaf bir söz olacak ama 20 yıl orada görev yapmış, masanın dört tarafından da bakabilen birisi olarak bunları söylüyorum. Bir de bugün arkadaşlarımızın dışında ben bir şey daha söyleyeceğim. Maalesef yerel basın da çaresizlik içinde kim yönetiyorsa ona yakın olmaya çalışmak zorunda kalıyor. İmkanları yok, çareleri yok. Bu yerel televizyonlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın tarafsız, adil olması için o mülkiyi yöneten insanların bunlara öyle bakması lazım. Tamamen kendisine yakın olduğuna, inandıklarına farklı bakıyorlar. Bu yerel televizyonlarda da öyle değil mi? Bazılarına reklamlar verilir, bazılarına verilmez. Yani o kadar bir karmaşık durum var ki bu aşamada yerel yönetim istediği kadar yerel basın dürüst olsun. Ne İsa'ya yarıyor, ne Musa'ya yarıyor. Dolayısıyla çaresizlik içinde bu işi yapmaya çalıştığına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi biz de zamanında görev yaptık. Bu basının o günle bugün arasında kıyaslanmayacak bir farkı olduğunu düşünüyorum. Konuyu daha çok açarım ama şu anda açmak istemiyorum. Açarsak sıkıntı olmasın. Ama herkes bilsin.
bu yerel basın onuruyla, namusuyla, yanlışlık yapanlara bir şey demiyorum, onlara mücadele ediyor ama her biri çaresizlik içinde olduğunu söylüyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ömer Bey'e de tabii yine soralım. Bugün yerel basın hep tabii böyle şikayet ederken yerel yönetimleri rakip olarak veya işte sorumlu olarak görüyor. Ama netice itibariyle bir de merkezi yönetimimiz var. Merkezi yönetimin yerel gazeteleri veya televizyonları koruma adına yasalar yapması, onları ayakta tutacak kararlar alması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bu konuda siz sadece bu konunun mesulü olarak yerel belediyeleri mi görüyorsunuz? Teşekkür ederim İbrahim Bey. İbrahim Bey, gazetecilikte yerel belediyelerin reklam verip vermemesi, bir başka iş adamının reklam verip vermemesi hiç önemli değil. İnsanlar bu işe başladığı zaman, gazeteciliğe başladığı zaman tek bir hedefi var, haber. Reklam elbette ki olacak. Ama senin alabileceğin reklam yapmış olduğun işe göre değerlendirilir. Eğer haber ve haberciliği iyi yapıyorsanız, biraz önce Yaşar Bey de söyledi, dedi ki toplum ya haber olarak birçok şeyi durdurdu. Topluma kazandırdık dedi. Haberleriyle öne çıkıyor. Bu haber ve haberciliği iyi yaparsanız bu reklamın karşılığı size gelir. Yapmazsanız gelmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir belediye bülten haberciliği nereye kadar gidecek? Şimdi bizim yerel gazeteci bütün arkadaşlarımız, ben de dahil olmak suretiyle söylüyorum, ayırmıyorum hiçbirimizi. Belediyeler kendi bültenlerini gönderiyor, bülten haberciliği. Olduğu gibi değiştirmiyoruz bile. Yani bazı arkadaşlarda ben görüyorum, orada bir yanlışlık bile yapılsa aynısı gazetede var. Hatta bir arkadaşla şunu da gördüm, örnek veriyorum yani. Önce öz eleştiriyi biz kendimizden başlatalım. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi... Ömer abi, yani çok özür diliyorum. İkinci bölümde başladığımızda kaldığımız yerden siz devam edersiniz. Daha Halit abiye de söz veremedik. Ama reklam süresini aşıyormuşuz şu anda.